her cennete giden Allah'ın cemalini göremeyecek. Öyle bir yerimiz olsun ki cemale nazır bir yer olsun. Cemal-i ilahiyi görelim. Kur'an-ı Kerim adeta bizi iştaha getiriyor yani. Bunları bahsediyor işte. Cennet-i Firdevs'i anlatıyor Kur'an. Sündüs döşekleri anlatıyor. Harir ipek elbiseleri anlatıyor. Altından ırmaklar akan yemyeşil bahçeleri anlatıyor. Yakut'tan, inciden, mercandan, zebercetten yapılmış villalardan bahsediyor. Evet bunlar olsun ama bunun içinden daha teşbih. Teşbihte hata olmaz. Güneşin doğuş ve batışını seyrettiğim gibi Cenab-ı Hakk'ın cemalini seyredeyim. O mücevherattan yapılma köşkün içinde, o sündüs döşeklerde, o altından ırmaklar akan o bahçelerde Allah'ın cemali ve kemalini seyredeyim. Bunun için bir bedel hazırlayayım, bunun için bir bedel ödeyeyim. Gayretim, himmetim, niyetim bu olsun ya. Yaptığım işleri bunun için yapayım. Ticaretimi, ziraatimi, zanaatimi hep bu yola teksif edeyim diye. Gurbette olduğumu unutmayayım. Bu gemişlere kazanmaya geldim. Ama yatırımımı ebedi vatanı aslime yapayım. Sürekli oranın hasretiyle, özlemiyle dolu olayım. وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Hani gün oraya döneceğim. O dönüşü iple çekeyim. Ben de bu şevk olsun yani. Ben cennetten geldim. Benim atam Adem Aleyhisselam cennetten geldi. O aşk olursa insanda, o aşk gayreti getiriyor beraberinde, yüce himmeti getiriyor, temiz bir niyeti getiriyor. O yüzden üzerine konan taşların acısını hissetmedi bilal. Ya Samet diye bağırıyordu. Onlar zorluyorlardı. Ya Samet de tuta çalır, o Samet'e çalıyor. Ya Samet, ya Ahad diyor. En kıymetli için kendini feda ediyordu.